Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da bir tırın dorsesinde bandrolsüz kıyılmış tütün ve makaron ele geçirildi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kom Şube Müdürlüğü ve Taşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Taşpınar Beldesi OSB yol kontrol noktasında denetim faaliyeti icra edildi. Denetim faaliyeti esnasında durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan kontrollerde 4.172 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 29.200 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi. Jandarma ekipleri dorsede çıkan malzemelere el koyarak olayla ilgili gerekli adli işlemleri başlattı. Jandarma komutanlığı tarafından konuya yönelik açıklamada, kaçakçılık olaylarının önlenmesi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir denildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, merkeze bağlı Yenikent, Taşpınar, Sağlık ve Helvadere beldeleri belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, merkeze bağlı Yenikent, Taşpınar, Sağlık ve Helvadere beldeleri belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Vali Kumbuzoğlu, yerel yönetimlerin sorun, ihtiyaç ve eksikliklerinin giderilmesinde kamu imkan ve kabiliyetlerinin en verimli şekilde kullanılacağını söyledi. Ziyaret programı kapsamında vatandaşlarla görüşerek bir süre sohbet eden Vali Kumbuzoğlu, Yenikent beldesinde kavun karpuz hasadına katılıp Taşpınar beldesinde tarihi Taşpınar halılarını dokuma atölyesinde inceledi. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu belde ziyaretleri kapsamında Yenikent, Taşpınar, Sağlık ve Helvadere beldelerini ziyaret etti. Belde belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını kaydeden Vali Kumbuzoğlu, belediye başkanlarından hizmetleriyle ilgili bilgi alarak sorun, ihtiyaç ve eksikliklerle ilgili istişarede bulundu. Vali Kumbuzoğlu, Yenikent Belediye Başkanı Ali Altınsoy, Taşpınar Belediye Başkanı İsmail Yılmaz, Sağlık Belediye Başkanı Abdullah Tosun, Helvadere Belediye Başkanı Arif Bellikli ziyaretlerinde belediye başkanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Taşpınar Beldesi ziyaretinde tarihi Taşpınar halıların dokunduğu atölyede incelemelerde bulunan Vali Kumbuzoğlu, halı tezgahlarında dokuma yapan kadınlarla görüştü. Hakiki kök boya kullanılan iplerle dokulan halıların geleceğe aktarılmasını önemini belirten Vali Kumbuzoğlu kadınları tebrik etti. Helvedere beldesi ziyaretinde göl kenarında belediye tarafından oluşturulan organik yerel ürünlerin satışının yapıldığı halk pazarını ziyaret eden Vali Kumbuzoğlu satış yapan üreticilerle sohbet etti. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ziyaretlerinde yerel yönetimlerin hizmetleriyle ilgili bilgi aldıklarını yine sorun, ihtiyaç ve eksiklikleriyle ilgili istişarede bulunduklarını belirterek kamu imkan ve kabiliyetlerinin en verimli şekilde kullanılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Yerel yönetimlere bu noktada gerekli desteğin verildiğini, her bölgenin farklı ihtiyaçlarının bulunduğunu, yerel yönetimlerin önünü açarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaları noktasında da ilgi ve destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Eskil Ziraat Odası Başkanı Gazi Mutlu, Eskil'deki çiftçilerin tarımdaki sorunlarını anlattı. Başkanım, şu anda Eskil'deyiz. Tarımının %80'i tarım ve hayvancılıktan geçiriyor Aksaray. Eskil'de de çok fazla çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız var. Evet. Şu anda Eskil tarımında son nokta nedir? Durumlar nasıl? Eskil tarımında şu an üretim konusunda hiçbir sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. Ama maalesef ürünler fiyat
fiyatları çok düşük. Ürünler para etmiyor. Girdiler çok yüksek çiftçinin. Mazot, gübre, elektrik. Özellikle bu son aylarda elektrik faturalarının altından çiftçi kalkamaz durumda. Arpaya verilen bir %3'lük bir fiyat artışı var. Buğdaya %12. Ama bu yıl için, sadece bu yıl içerisinde son elektriğe gelen zam çıplak fiyat %30 fiyat artışı. Bu giydirilmiş vergileriyle birlikte %48 olarak yansıdı çiftçiye. Çiftçi bu faturalar üzerinde çok zorlandı. Hayır, şimdi faturalar her ay ay geliyor. Yani eskisi gibi bir yılda değil. Her ayın sonunda 25'inde faturalar çiftçiye geliyor. Bunu da peşin olarak ödüyor. Peki Eskil'de en çok hangi mahsul üretiliyor? Eskil'de şu anda en fazla buğday, arpa, danelik mısır, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği maalesef fiyatının düşük olduğundan dolayı ekimi çok azaldı. Eğlencelik işte ayçiçeği ekimi var. Bu da maalesef bilinçsiz bir ekim. Çok fazla. İnşallah fiyatı iyi olur. Şu an hasadı başladı. Şu an hasadı yeni başladı yani. Daha satışa çıkmadı herhalde. Pek bir satılan yok herhalde daha tam. Peki başkanım, çiftçiler, Eskil'deki çiftçilerimiz şikayet ettikleri, en çok muzdarip oldukları konu nedir? En çok muzdarip, yani şikayetçi olduğumuz konu ürünlerin para etmemesi, girdilerin çok yüksek olması. Çiftçi girdilerde çok zorlanıyor. Geçen yıl yani 19-20 liraya aldığımız mazotu şu an 46 liraya alıyoruz. Yani mazota gelen zama bir bakalım, artışına. Bir de çiftçinin üretmiş olduğu hububatın yani fiyat artışına bakalım. %3 yani çiftçinin sattığı üründe, çiftçinin aldığı ürünlerde en az %100 fiyat artışı var. Şu an DAP gübresi 21.500 lira ton. Çiftçi ne talep ediyor? Çiftçi şimdi destek falan istemiyor aslında. Biz destek falan da istemiyoruz çiftçi olarak. Biz sadece ürünlerimizin para etmesini istiyoruz. Girdilerimizin ucuz olmasını istiyoruz. Bugün gemiye mazot alan adamlar hiçbir vergi vermiyor ama traktöre mazot alan çiftçi bir dünya vergi ödüyor. Her konuda bu böyle. Peki maliyetlerin çoğalması çiftçilik mesleğini azalttı mı? Tabii canım, şimdi çiftçi üretimden soğutuluyor bu şekilde. Şimdi önümüzde dane mısır hasatı başlayacak, şeker pancarı hasatı başlayacak. Eğer ki bu ürünlere iyi bir fiyat verilmezse zaten şimdi çiftçi gerçekten ekmez biçmez yani. Şimdi ben arpa ektim, zarar ettim diyen çiftçilerimiz var. Gerçekten arpayı ekmiş ama verdiği şeyi alamamış. Aksaray Belediyesi ile Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Aksaray Belediyesi ile Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla hazırlanan işbirliği protokolü Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrah Özge Yelken tarafından imzalandı. Aksaray Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Aksaray T-Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İshak Yıldırım ile Ceza Tevkifleri Genel Müdürlüğü İyileştirme ve Topluma Kazandırma Daire Başkanlığı'nda görevli şube müdürü Levent Büyük iştirak etti. Bu protokol kapsamında açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin belediyeye ait park bahçe temizliği gibi iş alanlarında çalıştırılabilmeleri ve bu sayede topluma daha kolay adapte olmaları ve rehabilitasyonları hedefleniyor. Hükümlüler gönüllü olma, iyi halli olma, sağlık şartlarının el vermesi gibi çeşitli kriterleri sağlamaları durumunda belediyeye ait iş alanlarında çalışabilecekler. Bu protokol hem hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, hükümlülerin belediyemize ait iş alanlarında çalıştırılmalarına olanak sağlayarak onların topluma daha hızlı adapte olmalarına destek olacağız dedi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrah Özge Yelken ise 5275 sayılı kanunda belirtilen infazın temel amacına ulaşmak, diğer bir deyişle hükümlülerin iyileştirilmeleri temel amacıyla kanunun 30/5 maddesi kapsamında Aksaray Belediyesi ile işbirliği içerisinde olacaklarını vurguladı.
Aksaray Bilim Merkezi'nde Lego Bilim Haftası başladı. Aksaray Bilim Merkezi 24 Ağustos'a kadar sürecek olan Lego Bilim Haftası etkinliği ile 5 yaş üzeri çocuklara benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlik çocukların çeşitli becerilerini geliştirmeye ve düşünme yetilerini arttırmayı amaçlıyor. Aksaray Bilim Merkezi düzenlediği bu tür etkinliklerle bölgede büyük bir ilgi ve beğeni topluyor. Bilim Merkezi çocukların bilimle tanışmasını ve düşünme yetilerinin geliştirilmesini sağlayan çeşitli programlar sunarak toplumun dört bir yanından büyük takdir topluyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Aksaray Bilim Merkezi olarak çocuklarımıza bilim ve teknoloji alanında sağlam temeller atmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Lego Bilim Haftası da bu çabamızın bir parçası. Etkinliğin çocuklarımızın hem eğlenerek hem de öğrenerek önemli beceriler kazanmalarına katkı sağlamasını umuyorum. Bilim merkezimizin geleceğin bilim insanları olacak çocuklarımıza ilham vermesi en büyük arzumuz. Aksaray Bilim Merkezimizin bu başarılı girişimci çocukların eğitim hayatına önemli katkılarda bulunurken, aynı zamanda bilim ve teknolojinin eğlenceli bir şekilde öğretilebileceğini de gözler önüne seriyor. Okulların açılmasına 20 gün kala kırtasiyelerde hareketlilik başladı. Detaylar haberimizde. Sizi tanıyabilir miyim? Tabii, ismim Fatoş. Kariyer Kitap Kırtasiye'de çalışıyorum. Yeni sezon hazırlıklarına başladık ufaktan. Mallarımız geldi, onları yerleştiriyoruz, fiyat giriyoruz. Tüm ilkokul öğrencilerimizi bekliyoruz özellikle. Yeni çeşitlerimiz geldi. Geçen sene mesela bir çanta ne kadar bir maliyete doluyordu? Şu an ne kadar oldu? Geçen sene tabii markadan markaya da değişiyor fiyatlarımız. 1000-1500 arası rahat doluyordu bir öğrencinin ihtiyaç listesi. Şu an 2000-2500-3000'e kadar gidiyor fiyatlar arttığı için. Kalemlerin maliyeti ne kadar? Kalemlerin maliyeti şu an en uygunu 8 lira 10 lira arası. Hı hı. En uygunu. Bir velinin getirdiği ihtiyaç listesinde neler var? Kalemlerimiz var. Kalem tıraş, silgi, boyama kitapları, boyama önlüğü, A'dan Z'ye bütün boyalarımız. Kalemliktir, okul çantasıdır eğer ihtiyaçları varsa. Kalem, silgi çeşitlerimiz, boyalarımız, aynen. Bunlar var ağırlıklı olarak. Lise öğrencilerimizin ihtiyaçları nasıl oluyor? Lise öğrencilerimiz de şöyle, tabii çanta ihtiyacı olanlara çantalarını veriyoruz. Yoksa anlaştığımız kitaplar üzerinde direkt kitaplarını alıp gidiyorlar. Onların pek bir kalemdir, silgidir ihtiyaçları olmuyor. Genel ağırlığınız o zaman ilkokul öğrencisi. Aynen, aynen. 1 ve 4. sınıf genel ihtiyaç. Daha çok ağırlıklı sattığımız grup, genelde ilkokul grubu. Peki satışlarınız başladı mı, annelerin telaşı? Tabii çoğu okullarla anlaşmamız oldu, satışlarımız başladı. Gördüğünüz üzere rafları dolduruyoruz, set satışlarımız başladı. Ufaktan geliyorlar. Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Veliler çocukları için okul alışverişine başladı. Peki okul kıyafetlerinin fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde. Ben Perekler AVM yetkilisi Ali Tayfur Perek ismim. Ali Bey, okullar açılacak 9 Eylül'de. Evet. Elbise fiyatları, üniformalar kaçtan başlıyor? Şimdi bu sene biraz daha uygun tuttuk fiyatları konusunda. Yani maliyetine yakın veriyoruz. İlkokul kıyafeti 840 liradan başlıyor. Ortaokul kıyafeti 1170 liradan başlıyor. Lise kıyafeti de 1260 liradan başlıyor. Bu şekilde. Kıyafetlerimizde en kaliteli ürünü kullanıyoruz. İş kalitesiz ürün değil, özel kendi imalatımız. En iyi kaliteyi en hesaplı şekilde vermeye çalışıyoruz. Peki kaç parça bunlar, neler? Şimdi genelde okul kıyafeti 3 parça olur. Pantolon, uzun kollu selanik dediğimiz kıyafet veya onun alternatifi kapşonlu. Bazı okullarda kapşonlu, bazı okullarda selanik kullanıyorlar. Bir de kısa kollu Lacoste veriyoruz. 3 parçanın fiyatı bu. Kullandığınız, sattığınız ürünün kalitesini nasıl anlayacak? Bir veli geldiğinde, aldığında nelere dikkat edecek? Şimdi kalite zaten ürünü gösterdiğimizde zaten belli oluyor. Veli de diğer satan rakiplerimizde bakıp mukayese ediyor. Bizim kalitemizi de beğeniyorlar zaten. En üst kalite kullanıyoruz. Peki geçen seneki fiyatla bu seneki fiyat arasında ne kadar bir meblağ oynuyor?
Vallahi aslında çok oynadı da biz kendimiz subvanse ediyoruz. İnan şu an maliyetine yakın veriyoruz gerçekten. Yani %20 bile fark ettirmedik yani, onu da söyleyeyim. Aslında alış fiyatlarımız arttı ama bu sene biraz rekabetteyiz. O yüzden maliyetine veriyoruz. Veliler çok memnun. Gerçekten memnun. Hatta ben Aksaray dışı için ben televizyonda falan da gördüm. Diğer illerde en az 2000 liradan başlıyormuş okul kıyafetleri. Bizimki hakikaten çok uyguna geliyor yani burada. Peki başladı mı okul alışverişi, gelen velilerimiz okul var mı? Okul alışverişleri başladı. Mağazamız da buna hazır zaten. Ama yoğunluğu önümüzdeki hafta bekliyoruz. Önümüzdeki hafta veya bu hafta sonu da olabilir. Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, çiğ süt fiyatının sabit tutulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiğ süt fiyatı şu anda tekrar güncellenmesi gerekiyordu, güncellenmedi. Önümüzdeki bu süreç içerisinde üreticimiz gerçekten çok mağdur ve çok perişan durumda. Tabii müdahaleler oluyor ama devletimiz tarafından bu müdahaleler tersiz ya da tam yerini bulmuyor. Şimdi üreticiler şu anda süt bırakmalar var, sütü almama gibi durumları var firmaların. Tabii bir sürü bahane uyduruyorlar, işte kalitesi düşüktür, şudur budur ama şöyle bir baktığımızda hani o insanlar vardır. Kalitesi düşük olmayan sütlerde de biz bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Hakikaten sütlerimizin çoğunda yani %99'unda bir sıkıntı yok. Hani bir kasada bir kasa elmada çürük bir de çıkabilir, iki de çıkabilir. Onları ayıklamak lazım. Biz onlara bir şey demiyoruz. Şu anda üreticimizin sütlerini satamaz hale geldik. Sanayiciye veremez hale geldik. Çünkü sanayici de şu anda diyor ki biz dolduk, bittik, öldük. Kardeşim yani ama geçen yılın süt şeylerine göre baktığımızda, girdilerine ya da üretimine baktığımızda geçen yılla bu yılkın aynı ayına göre süt üretiminde çok fazla bir değişiklik yok. 10-15 tonluk gibi bir artış var. Bu da bu kadar bizi etkilememesi gerektiğini düşünüyorum. Bizde süt fiyatını geriye çekmeye başladılar. Süt fiyatı geriye çekildi. Ama raflara baktığımızda, tüketici tarafına baktığımızda raflardaki fiyatlar maalesef aynı duruyor. O zaman işte tüketim sağlanmıyor. Bu sağlanmıyor deniyor. Raftaki fiyatları da geriye çekin. Tüketsin insanlar. Ucuza tüketsin. Bizde sütün fiyatını 1 lirayla 2 lira arası bir geriye çekme oldu. Buna olduğu halde bile raftaki ürünlere baktığımızda hiçbir fiyat değişiklikleri yok. Aynı kalıyor, aynı seviyede duruyor. Mesela devletimiz bu konuda sütlerin yerde kalmaması için süt tozu kotasını açtı. Ama şu anki süt tozu kotası bize yetersiz geliyor. Biz günlük 160 ton istemiştik. Aksaray'a 80 ton verildi. Tekrar önümüzdeki aylarda tekrar verileceğini söylendi. Biz bakanlıkla görüştüğümüz istişareler sonucunda bunun en az 100 at Aksaray bölgesine en az 160 ton verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oluşan köpüğü alabilmemiz için, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için, çünkü gerçekten üreticilerimiz çok mağdur durumda, bunu bir şekilde en az 160 tondan aşağı süt tozu kotasının Aksaray'a verilmemesi lazım. Belki de daha fazlası ihtiyacımız olacak. Tabii bu arada sanayicilerimizde ister istemez bazı sıkıntılarımız da oluyor. Sanayicimiz hani fiyat konularını devletin verdiği fiyat var. 14.650 kuruş. Bundan aşağı almaması gerekiyor. Ama bunu bir sanayici bir şekilde diyor ki senin sütündeki yağ oranı düşük, proteinin düşük, değerler düşük. Ama kaç kişinin düşük? Kestiği ceza farklarıyla bunu daha aşağılara 10 liraya 11 liralara kadar çektiği görülüyor. Aslında bunların yapılmaması gerekiyor. Devletimizin de bu konuda zaten çalışmaları var, müdahaleleri var. İnşallah bir an evvel çözülür de üreticilerimiz de bir an evvel rahatlar, üretmeye devam eder. Çünkü burada bizler üretmezsek işte Avrupa'dan et geliyor, hayvan ithalatı geliyor. Gerekirse hayvan ithalatının durdurulması gerekir. Yani eğer madem içeride sütümüz çoksa hayvan ithalatı da dursun. Mesela dışarıdan et ithal ediliyor. Ya et ithal edildiğinde buradaki üretici, üretenleri o zaman siz saf dışı bırakıyorsunuz. Etmememiz gerekiyor. Ha fiyatları denge korumak için yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama çok fazla geldiğinde de gerektiği zaman müdahalelerin yapılması gerekiyor.
çok fazla aşırı yurt dışından karkas et ya da hayvan getirdiğimizde buradaki gerçekten içeride üreten, yıllarca emeğini vermiş, elin asırlı üreticilerimiz bir seferde batma noktalarına geliyor. Buradaki üreticiyi korumadığımız sürece biz dökme suyla değirmen dönmez yani. Bugün tamam ucuza yedirebiliriz, daha aşağı paralara yedirebiliriz ama iki gün sonra ya da bir yıl sonra elin gavuru bize ucuz et mi verecek ya da süt mü verecek? Bir seferde elimizde üretici gittiğinde daha fazla paralara vermeye çalışacak. Bir seferde işte ülkemizin ekonomik durumu da belli. Hani döviz girdisi dışarı çıkarmamak için çabalıyoruz. Bir seferde içerideki üreticiye sen bunu küstürürsen, öldürürsen iki katı, üç katı belki de daha fazla paraları ithalata verip buradaki insanları doyurmak zorunda kalacaksın. Bunun en kötü, en iyi örneğini, kötü demeyeyim de en iyi örneğini biz pandemi sürecinde yaşadık. Hani ülkemiz kendi kendine yeter haldeydi ve dışarıda ihraç da ediyorduk. Bu yüzden içerideki üreticinin bu mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Ve desteklenmesi lazım. Üretmek için desteklenmesi lazım. İşte banka kredileriyle destekleniyor ama şu anda banka kredi faizleri bile şu anda bizde üreticimize gerçekten yüksek. Bunun yanında verilen destekler yeni güncellendi. Kaç yıldır güncellenmiyordu. Daha buzağı desteğini 500 lira, 1000 lira geçmiyorduk. İşte bu yıl gerçekten iyi üreten insanlara, hastalıklardan ari, bütün tohumlamasını yaptırmış, bütün kurallara uyan insanlara buzağı desteği 10 bin liraya kadar çıkıyor. Hani gerçekten şimdi bir de şu var, yıllardır yapılmayan bir şey vardı, üretim politikası, planlaması. En azından bu dönemde 3 yıllık bir üretim planı oldu. Bu bizi sevindirdi. Biz isteriz ki en az 10 yıllık olsun. Bu üretim planlaması olsun ki üreticilerimiz biraz daha rahat olsun. Toplama ve ayırma tesisi merkezinde haftalık 157 ton atık geri dönüştürülerek çevre ve ekonomiye katkı sağlıyor. Aksaray Belediyesi çevre dostu yaklaşımları ve sürdürülebilirlik hedefleriyle ön plana çıkıyor. Şehir genelinde toplanan atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla hizmet veren toplama ayırma tesisi haftalık olarak etkileyici bir başarıya imza atıyor. Bu tesis her hafta toplam 157.036 kilogram atığı geri dönüştürerek hem çevreye katkıda bulunuyor hem de ekonomiye önemli bir kazanç sağlıyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer Aksaray olarak çevre bilincini her şeyin önünde tutuyoruz. Geri dönüşüm tesisimiz ekonomik hem de çevresel anlamda büyük bir adım. Atık yönetimini en verimli şekilde yaparak şehrimizin geleceğine katkıda bulunmak ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmek bizim önceliğimizdir şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Aksaray Belediyesi'nin bu başarılı uygulaması diğer şehirler için de örnek teşkil ediyor. Çevre dostu yaklaşımlar ve sürdürülebilir projelerle şehirdeki yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Toplama ayırma tesisinin katkılarıyla Aksaray hem çevre dostu bir şehir olma yolunda ilerliyor hem de atık yönetimi konusunda başarılı bir model sergiliyor. Bu önemli adım Aksaray'ın çevresel sorunlarının yerine getirirken aynı zamanda ekonomik değer yaratma çabasında da ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız.